Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz fizyoterapist Oğuzhan Yücel. Hoş geldiniz. Merhaba Nesrin Hanım, hoş bulduk. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben fizyoterapist Oğuzhan Yücel. 1996 yılında İstanbul'da doğdum. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden 2020 yılında fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. Çok tebrikler. Öncelikle diş sıkma problemleri ve boyun ağrısı hakkında ne söylersiniz? Diş sıkma problemleri ve boyun ağrıları gerçekten birbirleriyle ilişkisi olan aslında toplumumuz tarafından da bilinmediği bir problem. Diş sıkma problemleri özellikle boynunuzun üst kısmında bir ağrınız oluyorsa bu nitekim diş sıkma problemleriyle beraber görülebiliyor. Diş sıkmaları özellikle gece diş sıkmaları bizim için önemli. Çünkü bunun %30'u psikotik, %70'i kas sistemlerinin bozulmalarıyla oluyor. Eğer diş sıkmanız varsa yüksek seviyelerde boynunuzun üst kısımlarında boyun ağrılarınız görülebiliyor. Bunun çözümü ağız çene cerrahlarına göre masseter botoksu. Çok diş hekimlerine göre herkes yaptırıyor. Evet, diş hekimlerine göre de diş implantları diş plakları veriliyor ama bu bir çözüm değil ne yazık ki. Çünkü geçici çözümler. Her 6 ayda bir botoks yaptırmanız gerekiyor. Bunun fizyoterapideki çözümü bu bölgedeki kasların yeniden çalışma prensibini düzenlemek. Buna fizyoterapi ajanlarını kullanarak o bölgedeki kasları gevşetiyoruz ve daha düzenli bir çalışma disiplini getirebiliyoruz. Bu şekilde çok yeterli güzel. Herhalde. Peki boyun ağrıları ve antidepresan kullanım ilişkisi nedir? Son yıllarda çok fazla görülüyor. Özellikle ülkemizde inanılmaz seviyede bir antidepresan kullanımı çok yaygınlaşmış. Çok çok fazla. Antidepresan kullanımının üst bölgedeki özellikle boynumuzdaki kaslarla ve kolumuzdaki kaslarla bir ilişkisi var. Bu bölgeden geçen karotis dediğimiz şah damarı yeterli beslenmediği zaman özellikle beynimize çok ciddi manada kan akışının engellemesi söz konusu oluyor. Kaslar çok kasılı kaldığı zaman düşünün bir kasınız çok fazla kasılıyor ve altından geçen kas sinir demeti sürekli baskı altında kalıyor. Bu da hem baş ağrısı yapıyor hem de o bölgenin beslenmediği için de çeşitli ağrılara, çeşitli komplikasyonlara neden olabiliyor. Boyun ağrıları antidepresan kullanımı olan ilişkisi de sürekli bir o bölge beslenmediği için de ağrılar sürekli devam ettiği için insanlar bunun psikolojik nedenle olduğunu düşünebiliyor veya doktorlarımız bu şekilde düşünebiliyor. O yüzden çok fazla bir seviyede antidepresan kullanımı var. Bu bölgedeki kaslarımızı rahatlatırsak emin olun birçok hastamda da gördüm. Antidepresanları kesiyorlar, çok rahat uykularına geçebiliyorlar. Gece uyuyamayan insanların büyük bir kısmı boyun kaslarındaki gerginliği de hissedebiliyor. Peki hamile kadınlarda bel düzleşmesi ve idrar kaçırmaları ile ilgili ne hamile söylersiniz? Kadınlarda bel düzleşmesi, şimdi bir rahim var ve rahim omurgamıza yapışıyor. Omurgada sadece rahim yok aslında. Birçok kas var. Özellikle pelvik tavan kasları kadınlarda çok çok önemli. Hamilelikten sonra belli bir seviyelerde idrar kaçırmalar görülebiliyor. Hafif şişman kadınlarımız ülkemizde çok fazla yaygın. Şişman kadınlarda özellikle çok fazla görülebiliyor. Bu bölgedeki pelvik tavan kasları gevşediği için de normal yapışma düzeni yani lombar lordozun yani bel düzleşmesinin artmasıyla beraber o kaslar gevşek pozisyona geçiyor. Gevşek pozisyona geçtiği için de bu kasların normal kasılma mekanizması bozuluyor ve alt taraftaki sfinkter kaslar normal kasılması gerektiği gibi kasılmıyor. Bu seviyede genellikle idrar kaçırmalarında kadınlar ya hapşururken aniden kaçırabiliyorlar veya hiç fark etmeden sızıntı şeklinde olabiliyor. Bunlar çok önemli. Mutlaka bir fizyoterapiste danışsınlar. Peki boyun ve bel düzleşmesinin nedenleri ve sonuçları nelerdir? Boyun ve bel düzleşmesi çok 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 önemli. Neden? Bizim omurgamızın belli bir yapısı var. İki tane çok önemli eğriliğimiz var. Bir tanesi boynumuzda, bir tanesi belimizde. Bu eğrilikler bozulmaya başladığı zaman, yani düzleşme olduğu zaman hemen ardından fıtıklar ortaya çıkıyor. Bel ve boyun fıtıkları. Ülkemizde her 10 kişiden 3'ünü çevirin, belki 4'ü. Çok çok rahat bir şekilde görürsünüz ki onlarda fıtık var. Ama her fıtık da ağrı yapmıyor. Ama bel ve boyun düzleşmesi inanılmaz seviyelerde ağrı yapıyor. Çünkü boynumuzda ve belimizde iki tane yay var. Bunlar eğrilikler. Eğrilikleri kaybettiğimiz zaman düz bir şekilde bütün vücut hattımız, bütün yükümüz omurgamıza binmeye başlıyor. Ve özellikle oturduğunuz zaman kalçalarınıza yayılan ağrılar bu seviyeden olabilir veya bu şekilde görülebilir. Peki çocukluk çağında önlenebilir skolyoz hakkında ne söylersiniz? Nesrin Hanım, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çok önemli. Bütün dünyadaki çocuklar, özellikle benim milletimden, Türk milletinden olan çocuklar çok 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 önemli. Türkiye'de yaşayan her bireyin de buna dikkat etmesi gerekiyor. Çocuklarımız okul çağında tek taraflı çanta kullanıyorlar
bütün omurgası sağa sola yatmaya başlıyor. Yamuk oturmaya başlıyorlar. Özellikle telefon, tablet kullanımı çocuğun bütün pozisyonunu mahvediyor. Eğilerek oturuyor, kaykılarak oturuyor. Yani kalçasını ileri alıyor. Vücut bu şekilde sürekli bir durumu halindeler. Bunlar çok önemli sonuçları görülebiliyor. Çocuk çağında önlenebilir. Neden? Çünkü bizim omurgamız, henüz kıkırdak yapılarımız çok sertleşmemiş seviyelerde. Bunları önlemek için çocuklarımıza daha doğru oturuş pozisyonları veya taşıma yüklerini, çantalarını çift taraflı kullanmalarını sürekli tembihlememiz gerekiyor. Çocuklarda bu çok fark edilebilecek bazı şeyleri var, özellikle skolyozun. Bakıyoruz çocuğumuza, çocuğumuzun sırtını açalım lütfen. Herkes yapsın bu arada. Mutlaka ülkemizdeki bütün çocukların sırtına bakın kardeşim. Kendi çocuklarının sırtına bakın. Çıkartın çocuğu, omuzları eşit mi? Değil. Bazı insanlarda olmayabiliyor. Eğer bu bir şüphe, omuzları eşit mi? Kürek kemikleri aynı mesafede mi? Eğildiğinde veya dik durduğunda arka tarafında böyle kemikleri çok belli oluyor mu? Zayıflıkla alakalı değil bu. Bazı insanların tabii ki zayıflıkla alakalı kemikleri belli olacak ama özellikle vücudumuzun, omurgamızın orta hattında olan spinoz çıkıntı diyoruz ama bunlar omurganın arka tarafındaki sivrilikler. Arka taraftan parmaklarımıza dokunduğumuzda aynı hizadalar mı? Sağa sola kaymaları var mı Nesrin Hanım? Bunlar çok önemli. Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Bacak boyları eşit mi kısmına artık onun bir uzmanlık tarafından bakılması gerekiyor. O kısımlarına girmeyelim. Çok önemli. Son olarak postürel bozukluklar çağımızın bir hastalığı mı? Postürel bozukluklar çağımızın bir hastalığı. Telefon, tablet kullanımının çok fazla yaygınlaşması. Ofis nasıl çalışmaları. Nasıl yapalım? Peki telefon, tablet kullanmak zorundayız. Özellikle cep telefonu. Nasıl bir duruş en doğrusu olur? En nasıl doğrusu şu şekilde. Aslında zaten uzun saatler yapmamamız gerekiyor. Yani kağıttan örnek vereceğim. Tabii. Şu şekilde duruyoruz ya mesela. Bu şekilde duruyoruz. Sürekli bu şekilde durmak, 5 dakikanın 10 dakikanın üzerine durmak artık kaslarımızda biriken yükü arttırıyor. Ortalama bir kadın kafası ve erkek kafası 6 kilo, 5 kilo civarlarında. Bazen 7 kiloya da çıkabilir. Kişiden kişiye göre değişebilir. Bu kaslarımız buna göre yapılmış. Maksimum 14 kilo, 15 kilo çekebilir. Ama siz bu hatta tutmaya devam ettikçe kaslarımıza özellikle kafamızın ağırlığı 40-45 kilolara buluyabiliyor. Bütün omurgayı ön hatta çekiyor. Tabii ki boyun ağrılarıyla beraber sırt ağrıları da geliyor. Postürel bozukluklar bütün kas eklem sistemini bozabilir. Çünkü bütün kas eklem sistemi postürümüze yani omurgamıza bağlı. Omurgamızdaki herhangi bir bozukluk postürel bozuklukları arttırabilir ve çağımızın hastalığı ne yazık ki bu. Yani telefonu biraz yukarıdan mı tutalım? Mümkünse evet. Çünkü telefonumuzu eğer göz hizamızı alabiliyorsak çok çok daha iyi. Otururken biraz daha bel ve boyun eğriliğimizi kazanalım. Sürekli masa başında bu şekilde çalışırken arada bir kendimizi nasıl esnetelim. Oturalım? Dik oturalım mümkün olduğu zaman. Telefonumuzu, tabletimizi, bilgisayarımızı göz hizamıza getirelim. Onları kaldırın. Sürekli aşağıda durmasına gerek yok. Yani mesela dik şu pozisyon oturup gayet şöyle telefonu şey. Şöyle karşımıza alırsak evet daha komik gözüküyor. Yani herkesin ilgisini çeker için. Ama bu sağlık için çok önemli. Bırakın komik gözüksün. Gözükebildiği kadar saçma gözüksün ama bu sizin için bir sonraki yıllarınız için çok çok önemli. Yarını düşünmeden yaşayamayız. Bugünden kesinlikle kendimizi, sağlığımızı geliştirelim, kaybetmeyelim. Kesinlikle. Çünkü sağlık kaybedilirse geri dönüşü çok zor oluyor. Kesinlikle. Önce sağlık diyoruz. Evet, toplumumuzda özellikle koruyucu sağlık anlamında çok eksikliğimiz var. Maalesef. Ancak hasta olunca gidiyoruz. Evet, kesinlikle. Halbuki gerekli tedbirleri alalım, dikkat edelim duruşumuza. Evet. Değil mi? Bu son derece önemli. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Benim için de öyleydi. Teşekkür çok ederim. Çok mersi. Programın sonuna geldik. Katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Teşekkür ederim Esin Hanım. Size de kolay gelsin. Çok İyi çalışmalar. Mersi. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz fizyoterapist Oğuzhan Yücel'di. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.